Arkadaşlar merhabalar. Tekrar hoş geldiniz kanalımıza. 10. sınıflar Kur'an-ı Kerim dersi 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini bir kez daha hatırlatalım sizlere. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretlediğiniz sınavlarımızda bol miktarda soru geliyor. İlk sorumuz kendisinden önceki harfin sesini harekesi doğrultusunda uzatmayı sağlayan harfe ne denir ifadesi var ki uzatma harflerinin met harfler olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Onun için cevap direkt C seçeneği diyelim bu soruda. Sakin nun dediğimiz durum, nun harfinin cezm harekesi olması durumudur. Sakin mim aynı şekilde dudak harfi olan mimin uzun yani gunneli olarak gizli okunulması. Buradaki hükmü ra, ra harfinin 12 hali, 5'i kalın, 4'ü ince, 3'ü hem ince hem kalın durumu. Sebebi nüzul ise arkadaşlar Kur'an'ın iniş sebebi şeklinde açıklanıyor. Dolayısıyla bizden istenen kavramın C seçeneği olduğunu da hatırlatalım bir kez daha. Yüce Allah Kur'an'ın tertil üzerine indirildiğini bildirmiştir. Kur'an'ı tertil üzere oku emriyle de Peygamberimize ve onun şahsında bütün Müslümanlara bir sorumluluk yüklemiştir. Evet, yukarıda bahsedilen Kur'an'ı doğru, güzel ve tane tane okuma ilmine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ki bu tecvittir arkadaşlar. Kur'an'ı tecvitli okumadır. Burada met harfi uzatmak olarak bahsettik. Sükun bir harfin hareketsizlik hali dedik. Tebdil önceki kutsal kitapların anlamının bozulması ifadesi. Tadil erkan ise arkadaşlar namazda özellikle secde ve rükûnun acele etmeden sükunetle adam gibi sakin bir şekilde yerine getirilmesi. Dolayısıyla istenen kavramın Edirne seçeneği olduğunda bir kez daha anlamış olduk böylelikle. Evet, burada bir Arapça ifade var. Kelimesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir ifadesi var arkadaşlar. Evet, başta E görüyorsunuz. İs. Şurada devam edelim. Ben İ, Elif ve S harfini şöyle birleştirdiğiniz zaman İs. Arkasından T, V. İsteve. Evet. İsveye değil. Lisveye değil. İste. Evet. Bu. Steve. Vetese değil. Cevabımızın isteve olduğu şeklinde olacak. Onun için C diyoruz ve geçiyoruz kısaca diğer sorumuza. Evet. Burada da bahsettiğimiz bir boşluğumuz var. Yukarıda boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ifadesi. Nokta nokta harfin üzerine ters devrik E şeklinde yazılan işarettir. Harflerin iki defa okunmasını sağlar. Evet, ters E dediğimiz hareketi biliyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Bunun ismi bize soruluyor. Bu bahsettiğimiz görselin ne olduğunu hatırladık mı arkadaşlar? Tabii ki şedde olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Cezm biliyorsunuz iki harfi birbirine bağlamak. Tenvin aynı şekilde İki ötre üstün ve esrenin ifade ediliş tarzına denir. Met harfi uzatmak olduğunu söyledik yukarıda. Hareke Arap harflerine ses veren veya harfleri birleştiren sistem olarak söyledik biraz önce de. Evet, 5. sorumuzdayız. Kur'an'ın her 5 sayfasına verilen isim nedir ifadesi var ki arkadaşlar her 5 sayfasına hizb deniyor. Kur'an'da 120 tane hizb olduğunu unutmayın arkadaşlar. Dolayısıyla 600 sayfalık kitabı 120 hizble bölünmüş durumda. Onun için cevabımızın Ceyhan seçeneği olduğunu da hatırlattık böylelikle. Evet, diğer sorudayız. Tebbet suresinin yorumunda aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? Evet, Tebbet ya da Ebi Leheb'in Ebu Leheb ile alakalı bir sure olduğunu hatırlayalım. Peki burada ne var? Hangisi bunların içerisinde söylenemeyen bir durum bakalım. Zenginliği Ebu Leheb'e fayda vermedi. Evet, elleri kurusun, kurudu da şeklinde ifadesi var ya. Zenginliği onu kurtarmadı. Böyle bir yorum var. İnsanlara kötülük yapanlara mücadele etmeye gerek yoktur. Evet, kötülüklerine karşı öyle bakalım mı arkadaşlar? Böyle bir yorum yok. Zalimler yaptıklarının karşılıklarını göreceklerdir Ebu Leheb gibi. İnanmayanları ve müminlere zulmedenler Allah sevmez Ebu Leheb gibi. Her toplumda Ebu Leheb ve karısı gibi insanlar olabilir ki var da zaten. Dolayısıyla mücadele etmeye gerek yoktur ifadesi böyle bir yorum içerisinde Tebbe suresi içerisinde yok arkadaşlar. Cevabımızın gayet açık Bursa seçeneği olduğunu da görüyoruz böylelikle. Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin met harfi olmasının şartlarındandır? Buna dikkat edelim. Bu harflerin cizimli olması bu şartlardan biri değil. Bu harflerin harekeli olması, bu harflerden sonra hemze gelmesi, bu harflerin hareketsiz olması değil, bu harflerden önceki harfin cizimli olması onların met harfi olmasının şartlarındandır. Dolayısıyla cevap
Denizli seçin arkadaşlar yine bu soruda. Diğer sorumuzdayız. Met harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile met harfi aynı kelimede bulunursa aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi meydana gelir ifadesi var? Evet, buradaki açıklamaya dikkat edelim. Bahsettiğimiz durumun meddi muttasıl olduğunu şöyle bir kere bir söyleyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz muttasıl bitişik demektir. Yani met harfi ile met sebebi olan hemze bir kelimede yan yana bulundukları için bu isim verilmiştir. Bunu hatırlayalım. Buradaki A seçeneğindeki meddi tabi sadece met harfleriyle yapılan uzatma, meddi arız dediğimiz kavram kelimede durak sebebiyle sonradan çekme meydana gelmesi, meddi münfasıl dediğimiz kavram med harfiyle kelimenin sonunda hemze diğer kelimenin başına geldiğinde oluşan fer'i medde yani meddi münfasıl olarak ifade edilir. Meddi lin ise arkadaşlar yine lisana ağır gelmeden kolayca okunan yumuşak uzatma kavramları. Dolayısıyla bizden ise de yukarıdaki açıklama meddi muttasıl olarak ifade edilir diyoruz. Ve geçiyoruz arkadaşlar bir başka bölüme. Evet, burada da doğru yanlış sorularını cevaplayın şeklinde ifade var. Evet, bakalım verilen bilgiler doğru mu yanlış mı, bunu birlikte çözmeye çalışalım arkadaşlar. Evet, burada görüyorsunuz ki birinci soruda ra harfinin harekesi üstün veya ötre olursa mutlaka kalın okunur diye bir ifade var. Evet, buradaki mutlaka kalın harfi ifadesi aynı şekilde doğru harfi. Bunun ra harfi olduğunu zaten görüyoruz. Ra harfinin harekesi üstün ve ötre olursa mutlaka kalın okunur. Arkadaşlar bunu unutmayın. Onun için bu bilgiye doğru diyelim. Evet, bir sonraki harfimize bakıyoruz. Buradaki harfimizin de Z harfi bu arada. Z harfi hem kalın hem de peltek okunur ifadesi. Arkadaşlar peltek ince harfler S ve Z'dir arkadaşlar. Dolayısıyla Z değil Z'l olacak. Ama buradaki verilen Z harfi olduğu için bu bilgiye yanlış diyeceğiz. Bir elif miktarı uzatmak demek 4 parmağı kaldırıp indirinceye kadar geçen süre demektir ifadesi. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Bir elif miktarı uzatmak demek budur. 4 parmağı kaldırıp indirinceye kadar geçen süre. Esre harekesi dik yazılmışsa çeker denir. Gizli bir ya harfi varmış gibi harf uzatılarak okunur ifadesi. Aynı şekilde de doğru bir kavram. Tecvid ilminde bir harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere asar harfleri denir ifadesi. Arkadaşlar asar değil met harfi denir biliyorsunuz. Asar işareti harfin üzerine veya altına gelen dik çizgi harfi bir elif miktarı uzatır. Dolayısıyla buradaki bahsettiğimiz kavramın asar harfleri değil met harfleri olması gerektiği, onun için buraya da yanlış dememiz gerektiği lazımdır arkadaşlar. Üstün harekesi dik yazılmışsa asar denir. Gizli bir hareketsiz elif varmış gibi uzatılarak okunur. Evet, biraz önce zaten açıklamamda söyledim. Direkt buna da doğru diyelim. Ötre harekesi dik yazılmışsa atar denir. Gizli bir vav harfi varmış gibi harf uzatılarak okunur ifadesi de aynı şekilde doğru bir açıklama. Onun için buraya da doğru diyelim ve arkadaşlar geçelim diğer sayfamıza. Evet, C bölümünde aşağıda okunuşları verilen surelerin anlamlarını yazınız şeklinde bir ifade. Evet, anlamları biliyorsunuz ki Nasr suresi, yani İzaca diye hatırladığımız İzaca Nasrullah vel Fatih şehrinde ifade edilen bu surenin anlamı, yani Türkçe meali sınavlarda soruluyor arkadaşlar. Nas suresi, Felak suresi, Tebbet suresi, bunlar sorulabilir, bunlara hazırlıklı olun. Biz Nas suresiyle başlayalım arkadaşlar. İzaca da biliyorsunuz ki anlamında hemen bunları ezberlemenizi mutlaka tavsiye ediyoruz. Başlayalım arkadaşlar. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman İzaca Enasrullahi vel Feth. Burada bahseden ifade budur arkadaşlar. Allah'ın yardımı ve fethi geldiği zaman ve insanların ve raytan nase yedhuluna fi dinillahi efvace şeklinde ifade ediliyor. İşte orası ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini
dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman hemen Rabbini överek tesbih et. Hemen Rabbini överek tesbih et. Evet, vesebbihi bihamdi rabbike vestağfir innehu kâne tevvâbe. Şimdi burada devam ediyoruz. Tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü innehu kâne tevvâbe. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Evet, buradaki Nas suresinin anlamını, Arapçasını ve anlamını sizlere bir kez daha hatırlattık. Bunları mutlaka ezberlemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Sınavlarda gelecek konulardan birkaç tanesi diyebiliriz. Evet, diğerine bakıyoruz arkadaşlar. Burada da Nas var bu sefer. Demin ki Nas, yani izace enasrullahi'deki Nasr kelimesi, şimdi ise Nas arkadaşlar. Bu da Gulavuzu Birabbin Nas, Melikin Nas şeklinde ifade ettiğimiz o dua. Peki bunun anlamını şöyle de sizlere bir kez daha hatırlatalım. Yine Kul Euzu bi Rabbin Nas, de ki şeklinde başlar arkadaşlar. De ki, bakalım anlamı ne? İnsanların Rabbine sığınırım. Evet, insanların Kul Euzu bi Rabbin Nas, insanların Rabbine sığınırım. Melikin nas, ilahin nas şeklinde ifade ediyor. İnsanların malikine. İnsanların malikine. İnsanların ilahına. İnsanlara kötü şeyler fısıldayan. Devam ediyoruz. Min şerril vesvesil hannas. İnsanlara kötü şeyler fısıldayan. O sinsi. Buradaki ve min şerril vesvesil hannas. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs şeklinde devam ediyoruz. O sinsi vesvesecinin yani şeytandan bahsediyoruz. O sinsi vesvesecinin şerrinden. Min şerril vesvesil hannas dediğimiz şey bu. Şerrinden devam ediyoruz. O ki ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs. O ki insanların göğüslerine vesvese verir. İnsanların, evet yine kalemimizi değiştirelim hemen. İnsanların göğüslerine evet, insanların göğüslerine vesvese verir. Ve evet, en son olarak da gerek cin gerekse insanlardan, aynı şekilde gerek cin gerekse insanlardan. Evet, bu şekilde de fi sudurun nas minel cinneti ve nas şeklinde ifade edilen Nas suresinin anlamında arkadaşlar sizlere hatırlatmış olduk böylelikle. Evet, geçiyoruz diğer son sayfamıza. Evet, burada yine
İhlas ve Felak surelerinin anlamlarından bahsedeceğiz. 4 tane sure sizler için hazırladık. Bunlara hazırlıklı olalım ve özellikle bu bahsettiğimiz 4 sureden bir veya ikisi gelecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar. İhlas suresi kul huvallahu ehad Allahu semed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad şeklinde ifade eden bu Arapça okunuşunun anlamına bir bakalım arkadaşlar. Kul huvallahu ehad, de ki o Allah birdir. Hemen onu da yazalım. De ki o Allah birdir. Bir diğerine devam ediyoruz. Allah Samet. Yani Allah Samet'tir. Allah Samet'tir. Yani Samet dediğimiz her şey ona muhtaç. O kimseye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğurulmamıştır anlamına varar geliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Lem yelid ve lem yulad. Her şey ona muhtaçtır. Her şey ona muhtaçtır. O kimseye muhtaç değildir. O kimseye muhtaç değildir. O doğurmamıştır. O doğurmamıştır. Ve doğurulmamıştır. Evet, doğurulmamıştır. Ve hiçbir şeye onun dengi değildir. Ve lem yekun lehu kufuven ehad şeklinde ifade edilen ve hiçbir şey onun dengi değildir. Evet, bunu da İhlas suresinin anlamını bu şekilde sizlere veriyoruz ve arkadaşlar geçiyoruz son olarak Felak suresinin anlamına. Evet, bunu da hatırlatalım istiyoruz. Felak yine Golozu Rabbin Nas ve Felak surelerini hep hatırlıyorsunuz bu iki duayı. Burada da Felak suresinde Golozu Rabbil Felak şeklinde ifade ediliyor. Burada Arapça yazılışını, okunuşunu da sizlere Türkçe olarak anlatmaya çalıştık. Bakalım bunun anlamı neymiş arkadaşlar, onu da hatırlayalım. Evet, Felak suresinde yine biliyorsunuz ki Kul euzu birabbil felak yine de ki şeklinde ifade edilir. De ki, bakalım ne diyeceğiz. Felak suresinde arkadaşlar Kul euzu birabbil felak min şerri ma halak şeklinde ifade ettiği şey de yarattığı şeylerin kötülüğünden. Hemen başlayalım arkadaşlar. Yarattığı şeylerin kötülüğünden. Ve min şerri gazikin izâ ve gab. Buradaki ve min şerri mâ halak ve min şerri gazikin izâ ve gab şeklinde devam eden durumda karanlığın çöktüğü zaman. Evet, karanlığın çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden. Düğümlere üfleyenlerin, bakın burada ve min şerri neffesati fil uqad. Burada da düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden. Buradaki ve min şerri neffesati fil ugat ve min şerri hasidin ize haset şeklinde ifade ediliyor arkadaşlar. Haset ettiği zaman, ona da devam ediyoruz. Haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Evet, buna da dikkat ediyoruz.
Evet arkadaşlar, Felak suresinde açıklamasını bu şekilde, manasını, mealini sizlere verdikten sonra bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen, abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Güzel haberler hep sizlerle olsun. Güzel notlarınız olsun inşallah. Kanalımızı beğendiyseniz, arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz bizlere çok yardımcı olmuş olursunuz. Destek olmuş olursunuz. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı da bizden esirgemeyin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.